Çok evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iktidar çağrısı yapmıştı. Sonrasında dün de önemli isimlerle görüşmüştü. İşte Lübnan'la görüşmüştü. Lübnan Başbakanı'yla görüşmüştü. Ee, Mahmut Abbas'la Filistin Kanadı'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Herzog'la İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir görüşme gerçekleştirdi. Biraz evvel de Putin'le görüşeceği bilgisi paylaşıldı. Tabii ki. Ee, bir yine itidal çağrısı, bir ara yolu bulalım, ara bulucu olalım çağrısı yapıcı, yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ama Putin'in açıklaması önemliydi. Biraz önce yine konuştuk. Putin önce itidal çağrısı yapmıştı. Sonrasında ABD'yi suçlayan bir açıklaması vardı. Ee, Putin Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyor. Ortadaki bu durum, durumun sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu öne sürüyor. Ve e, Filistin'in bağımsız bir devlet kurulmasının artık zamanı geldi diyor Putin. Ee, yine benzer açıklamalar Çin tarafından da geldi. Ara bulucu olmak için. Arabulucu olmak için geldi. Ama ABD'yi de suçlayan. Tabii yani bu tabii müttefikler oldukları için tabii. benzer açıklamalar görebiliriz. Evet, bu söylediğim gibi bu şey çok önemli. Tabii ki bu karaya harekatının bugün toplanacak güvenlik kabinesinden çıkacak sonuca göre de şekil alacağını söyleyebiliriz. Ama sınıra yığıldılar. Sınırda hazır. Tanklar, obüsler dün akşamdan beri, dünden beri oradalar. E, yönlerini gaz yeşerinde çevirmiş durumdalar. Ancak henüz bir hareketlik yok. Ancak bu toplantının ardından Netanyahu bu emri verebilir ve kara harekatı da başlayabilir akşam saatlerinde. Yani biz yarın sabaha bir kara harekatıyla tank görüntüleriyle uyanabiliriz çünkü, askeri harekatla. Evet acil güvenlik toplantısı bütün kabinenin toplantısı bu kararların konuşulacağı anlamına geliyor. Çünkü acil olarak bir toplantıya çağırdı Netanyahu hükümeti böyle bir kararın bekleyeceğini söylemek çok da yanlış olmayabilir. Pentagon ama bir destek vermeyecek kara harekatına değil <laughs> mi? Pentagon destek vermeyecek. Netanyahu ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bugün bir görüşmesi olması bekleniyor. Yeniden konuşacaklar. Orada da durum değerlendirmesi yine yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir destek istiyor İsrail? Ne gibi talepleri var? Tekrar Biden'a bunlar bildirilecek. Ve bunun üzerinden de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Yani yalnızca yollanan gemiyle sınırlı kalmayacak diye düşünüyoruz. O e, mühimmat yeterli kalmayacak ya maddi, da savaş uçakları yeterli kalmayacak. Maddi destek vereceklerine zaten söylüyorlar. İstihbarat desteği de sağlayacağız diyorlar. Onun dışında mühimmat ve askeri tabii gemi filo gönderiliyor. Kruvazör gemileri geliyor. E, büyük savaş uçaklarına taşıyan gemiler geliyor. Denizaltıları vurma kapasitesine sahip gemiler yine bölgeye gönderiliyor. Bu da savaşın bu çatışmaların ne kadar uzayacağının aslında önümüzdeki günlerde bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Aslında biraz evvel önemli iki konuğum da vardı. Biri Sayın Atabay, e, diğeri Sayın Bağcı. E, İlginç bir detay var. tabii ki Hamas bunu bile bile nasıl bir intihar saldırısı gibi bir durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e destek vermesi kaçınılmaz zaten böyle bir noktada. Hamas bunu bilerek hala yaptığı açıklamalar, Hamas kanadından gelen açıklamalar, işte o Tugay'ın Hamas'a bağlı askeri kanat, kanattan gelen açıklamalar gerçekten biz hiçbir şekilde uzlaşmayacağız. Biz hiçbir şekilde e, bombalamalar devam ettiği sürece bir uzlaşı, bir masaya oturma, bir müzakere süreci söz konusu değil şeklinde hala açıklamalar geliyor baktığımızda. O noktada da bir ılımlı bir uzlaşma e, adımı yok. E, Hamas tarafı zaten bu çatışmaların durmadığı sürece böyle müzakerenin olmasını yani istem taraf şu an değiliz diyor. Yani daha bu savaş bitmeden, çatışmalar bitmeden bizim masaya oturmak gibi bir durumumuz söz konusu değil diyor. Rehine'ler için de Tabii. aynı şey söylüyor hakeza. E, ya İsrail de zaten saldırılarını bu denli şiddetli yürüttüğü için bu daha ateşkes noktasına, müzakere noktasına yakın zamanda gelinmesi açıkçası pek de beklenmiyor. Ama tabii ara buluculuk rolü üstlenen ülkeler, Sisi'nin mesela bir açıklaması oldu yine ee, Mısır Nedir? Cumhurbaşkanı Sisi, taraflara itidal çağrısı yaptı tekrar. Mısır zaten bu konumunu koruyor bu operasyonun başından beri. Mısır da arabuluculuk rolünü üstlenen ülkelerden biri ve taraflara daha sakin olun, sivil can kayıpları olmasın içerikteki açıklamaları bugün de devam etti. İtalya tarafından da Mısır işaret edildi. Meloni, İtalya Başbakanı Meloni'nin bir açıklaması oldu. Mısır'ın bu konuda bize destek olmasını istiyoruz. İki ülke müzakere konusunda bu rehineler rehine krizi konusunda Mısır'ın da bu denklemde yer almasını istiyoruz dedi İtalya Başbakanı. Nasıl bir denklemle yarılacaklar o da tartışılır. Biraz da evvel refah kapısını getirdik işte orayı kapatarak sivilleri biraz da açmayarak ya da en azından belki çok sıcak karar verilememiştir. Belki çok anlık bir görüntü olabilir ama sivillere kapıyı kapatarak sivillerin girişini engelleyerek de tabii ki insanları biraz da işte bombalar burnlarının dibine düştü. Dolayısıyla ölüme mahkum etmek gibi bir durum bu. Tabii yani burada birazcık Birleşmiş Milletler'in artık inisiyatifi ele alıp bu koridorun, insani koridorun bir an önce bir açılması an önce için lazım, evet. Evet, bir inisiyatif alması gerekiyor. En büyük rol bu noktada Birleşmiş Milletler'e düşüyor. Bu insani yardım konusunda Birleşmiş Milletler'in büyük bir sorumluluğu var. Ve yakın zamanda da muhtemelen bu konu üzerine bir görüşülüp bir insani koridor Gazze'ye en azından sivillerin tahliyesi için açılması gündeme getirilebilir. Son rakamı da alayım dünya senden. Hayatını kaybedenler, güncellenmiş rakam neydi maalesef? Ee, İsrail tarafında bini aşkın bir e, ölü sayısından söz ediyoruz. 3000'e yakında yaralı var. Filistin tarafında ise 830 can kaybı var. Yaralı sayısı ise 4500'e yaklaştı. Ve bu saldırılarla birlikte de her geçen dakika